Merhabalar. Bugün sizlere bir dergi tanıtımı yapmak istiyorum. Bu dergi esasında çok yeni bir dergi değil. Şu an önünüzde gördüğünüz bu derginin 17. sayısı. İkişer aylık şeklinde çıkan bir dergi ve bu şu anda 17. sayı Mayıs-Haziran 2021 sayısı. Kafa, Çocuk ve Bilim dergisi. Kafa Grup tarafından yayınlanan bir dergi. Kafa Grup aslında 2014 yılında kurulan bir medya kuruluşu ve bu medya kuruluşu bünyesinde Kafa Dergisi, Fitbol Dergi, Tarih Dergisi, Kafa Çocuk ve Bilim Dergisi, sadece Şiir Dergisi gibi çok nitelikli yayınları bünyesinde barındıran bir medya grubu. Bunun yanı sıra da yine bildiğim kadarıyla yaklaşık 2 yıl önce yayın hayatına başlayan Kafa Radyo'da yine bu medya grubunun bir kuruluşu diye biliyorum ki Kafa Radyo bizim gün içerisinde sürekli dinlediğimiz radyo kanallarından birisi. Kafa Çocuk ve Bilim Dergisi'nin şu an karşınızda gördüğünüz son sayısı fiyatı 15 lira. Burada yaptığım araştırmalar sonucunda şunu gördüm ki kafa.com.tr adresinde bu medya grubunun bütün az önce saydığım dergilerinin eski sayılarına da ulaşabiliyorsunuz. Ve Kafa Çocuk ve Bilim Dergisi'nin de o sitede bir sayısını yanılmıyorsam 6. sayısını göremedim. Yanlış hatırlamıyorsam ama onun dışında 1. sayıdan 17. sayıya kadar bütün sayıları mevcut. Ve hatta son 3 sayısı dışında daha eski sayıları 12 liradan yine internet üzerinden sipariş verilecek şekilde satışta. Burada geçmiş yayınlara şöyle bir baktığımda güneş sistemi, gezegenimiz, uzay, su, doğa, hayvanlar, dinozorlar, ışık, renk gibi gerçekten çok farklı, çok da önemli konularda çocuklara çok keyifli bir şekilde bilgi vermeyi amaç edinmiş bir yayın karşımızda. Bu sayısında ise ana konu robotlar. Özellikle robotlar konusu olunca zaten ekstra ilgimi çekti ki aslında duyduğumuz bir dergi ismi. Dediğim gibi yeni değil ve bilinmeyen bir dergi değil. Konu robotlar olunca tanışmamıza da vesile olmuş oldu ve iyi ki de tanışmışız açıkçası. Geç kalmışız ama eski sayılarından da inceleyip sipariş vermeyi düşünüyoruz. İçeriye dair birkaç paylaşımda bulunmak istiyorum. Bunun yanı sıra da derginin bu ayki sayısının yanında bir masa oyunu da var. Aslında bir yine robotları da içerisinde barındıran bir algoritma oyunu. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Dergiyle birlikte verilen çıkartmaları bu sayfada yapıştırarak çocuklar kendi robotlarını tasarlayabiliyorlar. İlk sayfada böyle bir etkinlikle karşılaşıyorlar. İçindekiler sayfasına şurada daha detaylı olarak baktığımızda Isaac Asimov'dan bahsediyor bu ay. Bunun yanı sıra yine robotlar konusu var. Sürücüsüz otomobiller konusu var mesela. Otonom araçlardan bahsediyor. Sürücüsüz araçlarla ilgili bir 5N 1K bölümü var. Ünlü robotlardan bahsedilmiş mesela. İlginç bir bölüm orası da. Biraz yapay zekaya giriş yapılmış. Makinelerin öğrenmesiyle ilgili çalışan bir bilgisayar mühendisi Sertan Girgin'den bahsediliyor. Robot kostümü yapmaya var mısın? Robotlar resim yapar mı? Gökyüzü yine konusu var. Tertemiz bir dünya için sıfır atık. Müzedeki sesler gibi konular mevcut. Burada anladığım kadarıyla bu dergide her sayıda karşımıza çıkan minik kafadarlar var. Lastik, Çiko, Misket, Kekik, Papyon, Biber, Zikzak ve Kiki isminde. Bu kafadarlar hep dergide bize eşlik ediyorlar. Farklı şekillerde karşımıza çıkarak ve bunların isimleri, fotoğrafları ve karakterleriyle ilgili küçük birkaç cümle bilgi de mevcut. Burada haberler var. Bilim dünyası ile ilgili haberler. Yine işte robotlar konusu. Burada başlıyor bir tarihçe var. Robotlar meselesi işte ilk isim robot ismi nereden çıktığından başlayarak 1940'lar, 60'lar, 90'lar diye devam ediyor. Yine burada robotlar konusu var. Bayağı derinlemesine işlenilmiş. Robot süpürge için bilgisayar programı hazırlıyormuş. İşte az önce gördüğümüz kafadarlar. Burada bakın algoritmadan bahsediliyor. Bilgisayarlar komutları hızlı bir şekilde yerine getiren makinelerdir şeklinde bir giriş yaparak hazırlama rehberinden bahsedilmiş. 6 adımda bilgisayar programı hazırlama rehberi. Bir problemi çözmek amacıyla hazırlanır. İlk olarak bu problem ayrıntılı bir şekilde tanımlanır. Problem çözme sürecinin ilk aşamasıdır. Problemin farkına varmak. Burada gerçekten bu çok güzel anlatılmış. Çözüm yolları araştırılır. En uygun çözüm yolu belirlenir. Bizim aslında özellikle bilişim teknolojileri dersinde de
öğrencilere kazandırmaya çalıştığımız en önemli becerilerden birisi bu. Problem çözme becerisi ve bu adımları aslında öğrencilere öğretmeye çalışıyoruz. Sonra bu çözüm için gereken komutlar sırayla yazılır. Buna algoritma denir, bu komut dizisine. Komutlar bu sıralamaya göre yerine getirir bilgisayar diyor. Burada işte akış şeması oluşturulur. Çok güzel bir şekilde bu adımlar anlatılmış. Burada bir örnek verilmiş. Mesela robot süpürge bir engelle karşılaştığında sağa ya da sola dönüp ilerlemeye devam etmeli. Başla, engel varsa sola dön, bir adım ilerle, ikinci basamağa dön gibi. Burada bir akış şeması var. Gördüğünüz gibi burada metin tabanlı kodlamadan biraz bahsedilmiş. Mesela burada güzel bir oyun var. Sürücüsüz otomobil. Şurada bir otomobil var. Ve bu otomobil şuradaki mavi çatılı eve ulaşacak. Bunu ulaşımı sağlayabilmesi için örnek 3 tane algoritma verilmiş burada. İşte motoru çalıştır 3 kez tekrarla. Bir kutu ilerle meselesini 3 kez tekrarla. Bir döngü var orada. Sonra sağa dön 9 kez bir kutu ilerle gibi. Burada farklı algoritmalar var ve diyor ki bu algoritmalardan hangisini takip ederse bu eve ulaşır. Bu çok güzel bir örnek bence. Ünlü robotlardan bahsedilmiş. İşte Oz büyücüsünden, Muppetlardan, Wall-E'den, Star Wars'tan ve burada sürücüsüz otomobiller. Robot kostümü yapmaya var mısın? Teknolojik masallar mesela. Çok ilginç burası da. Sıfır atık konusu. Yine robotları gölgeleriyle eşleştirme oyunu var. Burada konuşma balonlarının içini doldur, fotoğrafını çekip bize yolla gibi bir bölüm var. Karikatürler var. Robot olmak nasıl olurdu? Merak ediyorsan gel birlikte bu bir oyunla bunu keşfedelim diyor. Mesela çok güzel bir oyun var yine burada. Müzedeki Sesler isminde bir bölüm var. Bir karikatür. Dergimiz bu ay bu şekilde. Şimdi bu dergiyle birlikte bu ay şöyle küçük bir ek var. İşte az önce gösterdiğimiz 8 minik kafadardan birisi. Lastik. Drone pilotu olmak istiyormuş. Burada yeni şeyleri keşfetmeye çok meraklı. Gerçekleştirmek istediği pek çok hayali var. Bunlardan birisi de drone pilotu olmak. Hayallerine sen de katıl, etkinlikleri yapmayı unutma şeklinde. Burada öğrencilerin, çocukların yazabilecekleri bölümler de var. Bir drone'u ilk kez gördüğünde neler düşündün? Buraya yaz diyor mesela. Yine drone'un tanıtımı var, çalışma prensibi anlatılmış, dikkat edilecek konular var. Drone uçurulmaması gereken yerler bölümü var. Şurada mesela bir resim çizme etkinliği var. Yine burada da bir resim çizme etkinliği var. Burada da aynı şekilde bir hikaye de var. Burada da yine bir soru var. Bunun cevabını yazıp resmini çizmesi bekleniyor. Gayet güzel, keyifli bir ek yine bu da. Şimdi son olarak bu derginin bu ay bizlere hediye ettiği kodlama oyununu sizlere göstereceğim. Evet, derginin bu sayısında bir kodlama oyunu olduğunu söylemiştim az önce. Bu kodlama oyununda da robot süpürgeler toz yumaklarına karşı şeklinde bir isim tercih edilmiş. Burada bir ev krokisi görüyoruz. Farklı odalar var, eşyalar var ve bütün zemin böyle kare kare ayrılmış durumda. Şöyle kodlama kartlarımız var. Bu şekilde algoritmamızı başlatan robot süpürge çalıştığında şeklinde bloklar var. Aslında bu blokların üzerine bir şey eklenebilecek şekilde olması sanki çok doğru olmamış gibi. Çünkü bunlar algoritmayı başlatan komutlar olacak. Bu haliyle sanki bunun üzerine de bir şey ekleyebilecekmişiz gibi bir algı oluşabilir çocukların kafasında. Ben onun çok doğru olmadığını düşündüm. Burası bence açık olmamalıydı. Bunun dışında toz yumaklarımız var. Bu toz yumaklarını burada istediğimiz şekilde yerleştireceğiz. Oyuna başlamadan önce evin farklı noktalarına bu toz yumaklarını yerleştirebiliriz. Şurada kırmızı bir kare var. Hemen şöyle devam edeyim. Şurada sarı bir kare var. Burada yeşil bir kare var. Şurada da mor bir kare var. Bunlar robot süpürgelerimizin başlayacağı noktalar. Örneğin sarı robot süpürgemizi şu şekilde sarı noktadan başlatacağız. Üzerinde beyaz böyle bir ok işareti gibi bir görüntü var. Orası süpürgenin ön tarafı. O yöne doğru ilerliyor süpürgeler. Süpürgelerimizi yerlerine yerleştirip toz yumaklarımızı da zemin üzerinde uygun gördüğümüz yerlere yine dağıttıktan sonra bu şekilde kodlarımızı kullanarak başlayacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Her oyuncuya bir adet robot süpürge çalıştığında komutundan verip bunun yanı sıra da şurada görmüş olduğunuz kartları karışık bir şekilde bir araya getirip üzerindeki kodlar görünmeyecek şekilde ters bir durumda yan tarafa koyup buradan oyuncuların rastgele dörder tane kart seçmelerini bekleyeceğiz. Ve elindeki bu dörder tane kartı yine burada
şu komutun altına örnek veriyorum. Şu şekilde yerleştirerek bir algoritma yaratmasını bekleyeceğiz ve bu algoritmanın karşılığında robot süpürgemiz sağa dönüp 2 adım ilerleyecek gibi. Bu şekilde bütün toz yumakları bitene kadar bu işlem tekrar edecek. Burada tabii ki nasıl tekrar edecek? Bu oyuncu 2 tane kod kullandı ve bir sonraki tura geçmeden kalan kod blokları içerisinden 2 tane rastgele kod bloğu alacak. Hep elinde çalıştığında komutu dışında 4 tane komut olacak. Ve bu şekilde bütün oyuncular aynı yöntemi izleyerek toz yumaklarını toplamaya çalışacaklar. Bittiğinde en fazla toz yumağı toplayan oyuncu kazanacak. Burada çok önemli bir nokta var. Oyun kurallarında şunu belirtmişler. Eğer 2 oyuncu eşit sayıda toz yumağı topladıysa daha az sayıda kod bloğu kullanan oyuncu galip kabul ediliyor. Yani bizim algoritma mantığında da hep dile getirdiğimiz mümkün olan en kısa yoldan en az blok kullanarak algoritmayı tamamlamak meselesine de vurgu yapılmış. Komutlara baktığımızda da hani ne tür komutlar var? Sağa dön, sola dön komutlarının yanı sıra hep döngü içerisinde bir kutu ilerle. İşte 2 kez tekrarla, 10 kez tekrarla, 4 kez tekrarla falan gibi döngüler içerisinde ilerleme var. Bir de şöyle komutlar var. Mesela 5 kez tekrarla döngüsü içerisinde eğer karşına engel çıkarsa sağa dön. Engel çıkma durumundan bağımsız olarak bir kutu ilerle. Burada aslında engel çıkmadığı sürece 5 kutu ilerlemek gibi bir durum bu. 5 kez tekrarla içerisinde bir kutu ilerle. Eğer engel çıkarsa sağa dön ve o 5 kez tekrarlamayı o şekilde devam ettir kaldığın yerden gibi bir mesele. Bunun da yine 3 kez tekrarla, 10 kez tekrarla, 2 kez tekrarla gibi çeşitleri var. Burada benim yine çok katılmadığım ve eksik bulduğum 2 nokta var. Birinci bana eksik gelen nokta şu komutları biraz böyle ayrı ayrı da olsaydı çok güzel olurdu. Yani hep bir döngünün içerisinde değil de böyle döngü ayrı, işte ilerleme komutları ayrı şekilde de olsaydı. Hani döngüyü bağımsız olarak da kullanabilme durumu olsaydı öğrencinin mesela. Hani bir döngü içerisinde bir ilerle sağa dön, bir ilerle sağa dön gibi bir şey yapabilseydi mesela. Öyle bir şey yapamaz burada. Yani bu döngü tekrarla döngüsüyle bir kutu ilerle komutu ayrı ayrı olsaydı ve mesela oyuncu döngü içerisinde bir kutu ilerle sağa dönü kullanabilseydi örneğin 2 kez tekrarla içinde ilerle sağa dön ilerle sağa dön gibi bir şey yapabilseydi çok daha güzel olurdu bence. Bir de benim katılmadığım, doğru bulmadığım bir nokta da şu. Bir kez tekrarla şeklinde bir döngü yapmak ne kadar doğru? Bana çok doğru gelmedi. Yani döngü dediğimiz yapı bir komutun birden fazla defa tekrar ettiği durumlarda kullanılıyor şeklinde öğretiyoruz temelde. Tabii ki farklı döngü çeşitleri var. Ama en temelde blok tabanlı kodlamada böyle başlıyoruz meseleye. Bir kez tekrarla yani bir kutu ilerlemek zaten bir kez yapılacak bir şey. Bunun için bir daha bir döngü komutu harcamak, kullanmak çok mantıklı gelmedi bana. Hatta blok tabanlı kodlamada 2 kez tekrarla bile bize komut sayısında bir azaltmaya sağlamıyor. Çünkü her türlü 2 komut kullanmış oluyoruz. 3 ve daha fazlasında aslında döngü kullandığımızda döngüsüz halinden daha az komut kullanmış oluyoruz. O yüzden bu bir kez tekrarla meselesi bana çok doğru gelmedi açıkçası. Ama bunun dışında genel anlamda baktığımızda biz bu oyun oynadık da biraz çok keyifli bir oyun bence. Yani keyifli vakit geçirilebilecek ve nitelikli vakit geçirilebilecek. Böyle bir algoritma mantığı, kodlama üzerine güzel, keyifli bir oyun olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak Mayıs-Haziran 2021 sayısı robotlar ana konusu üzerinden devam eden bir sayı. Ve genel olarak ben çok beğendim. Ve bundan sonraki sayılarını mutlaka inceleyeceğim ve 4 gözle bekleyeceğim diyebilirim bu derginin. Hatta bundan önceki sayılarını da iyice şöyle bir inceleyip bazılarını sipariş vermeyi de düşünüyorum. Ben de sizlere de böyle bir bahsetmek istedim. Henüz tanışmamış olanlar varsa hala bu dergiyle. Özellikle de bu algoritma, kodlama, robotlar meselesine de ilgisi olan varsa mutlaka bu ayki sayıyı, 2 ayki sayıyı daha doğrusu Mayıs-Haziran sayısını bir incelesin derim naçizane. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.